Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Kumar. Kumar bir aile hastalığıdır. Bir kişi bağımlı olabilir ama bütün aile acı çeker. Şimdi sizi Akın Bey ile tanıştıracağım. Bakalım Akın Bey kimden, neden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Akın Bey. Merhaba Ayşe. Rahatsız olmayın lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi olmayı umuyorum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Programımıza başvurdunuz. Evet. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın, seyircilerimiz de duysun. Ben ailemden, annemden ve babamdan bir şans daha istiyorum. Onları çok fazla üzdüm. Kendimle beraber onları da hırpaladım, yordum. Ama artık daha iyiyim. Daha mutlu, daha güzel bir gelecek için onların tekrar yanımda olmasını istiyorum. Onlara çok ihtiyacım var. Çok zor zamanlar geçirdim ve artık onların benim yanımda olmasını istiyorum. Niye üzdünüz? Ne yaptınız? Ben çok güzel bir çocukluk geçirdim. Onlar hep benim yanımdaydı. Hep beraberdik, mutluyduk. İyi bir eğitim, öğretim hayatım oldu. İlkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede, çok iyi okullarda, iyi ortalamalarla güzel bir hava içinde okudum. Ama sonrasında bir takım kötü alışkanlıklarım, bağımlılıklarım oldu. Ve onları hak etmedikleri kadar fazla yıprattım. Kendim de öyle. Önce kendim, sonra eski eşim, sonra ailemi. Çok yıprattım. Bu bağımlılıklar... Bağımlılıklar. Evet. Neydi bu bağımlılıklarınız? Ben kumar bağımlısıydım. Sanal bahis bağımlısıydım. Dım diyorum artık çünkü daha umutluyum. Tedavi görüyorum. Ne bir güzel. Bir senedir rehabilitasyon alıyorum. Kurtuldum. Birçok konudan rahatladım ama aklımın, gönlümün bir kenarında tabii ki hep tekrar aileme, anneme, babama sarılabilmek, onlarla tekrar güzel vakit geçirebilmek var. Onun için de sizlere başvurdum. Çok iyi yaptınız. Peki şöyle diyelim, baştan başlayalım mı? Bu bağımlılığınız nasıl başladı Akın Bey? Şimdi şöyle tam olarak üniversite son sınıfta derslerimin de rahatlamasından ötürü arkadaşlarımla çok daha fazla zaman geçirmeye başladım. Bölümümden, bölüm dışından arkadaşlarımla onların evlerinde dışarıda çok fazla vakit geçiriyordum. O dönemde bu arkadaşlarım sanal bahis oynuyorlardı. Ufak tefek. Futbol, basketbol, her türlü kumar ve bahis sitelerinden bahis oynuyorlardı. Ama şey değil mi böyle hani ben çok anlamam bu işlerden de o yüzden soruyorum kusura bakmayın. Yok hiç öyle. Hani oyun gibi değil hani belli bir ücret karşılığında yapılan gerçekten. Tabii. Ha, tamam. Yani, küçük de olsa büyük de olsa belli bir ücret. Tabii ki gerçek paralarla. Ha, gerçek paralarla. Tabii ki. Böyle diyelim daha doğru. Tabii ha. Gerçek paralarla, gerçek zamanlarla oynanan oyunlar bunlar. Üniversite son sınıfta dediğim gibi bir hobi olarak, aslında yani küçük heyecanlar olarak, küçük paralara, o zaman aslında hatayı orada yaptık sanırım. O zaman gözümüze gelmeyen, ya ne olacak dediğimiz miktarlarla... 5 lira, 10 lira, 20 lira gibi falan. Miktarlarla oynuyorduk. Kazanıyorduk, kaybediyorduk. Küçük bir heyecandı. Fakat zamanla bu işin ciddiyeti arttı. O küçük paralar... Çok büyük meblağlara dönüştü. Çok ciddi meblağlara dönüştü. Ve benden
zamanımı, ailemi, mutluluğumu, hayatımı çaldı. Üniversite son sınıftan bu zamana kadar, bir sene öncesine kadar oynamaya devam ettim. Sürekli olarak artan miktarlarla boş bulduğum her vakitte oynamaya başladım. Sonra kendime bahis oynamak için para ve boş zaman yarattım. Para ve boş zaman yarattınız. Evet. Bütün düzenimi bozdum. Para ve boş zaman yarattım dememin arkasında şu var. Ben okuldan mezun oldum. Mimarlık fakültesini bitirdim. Okuldan mezun oldum. Ailemin desteğiyle, hatta tamamen onların desteğiyle, varlıklarıyla bir mimarlık ofisi açtım. Ne güzel. İşlerime başladım. Evlendim o esnada. Üniversiteden tanıştığım kız arkadaşımla evlendim. Her şey çok güzel ilerlerken, sanal bahis ve kumar bunun yanında çok ufak ilerlerken, sonra meblağlar büyüdükçe borç almaya başladım. Bu arada bunun size zararlı olduğunu, yani size zarar verdiğini düşünmüyordunuz değil mi? Ya eğlence miydi sizin için? Yahut hani şeyi anlamaya çalışıyorum, hı hı. Bunu oynayan insanların yani o anda böyle hani önüne geçemediğiniz neydi? Aslında tamamen şu, ben bir gün bu sanal bahis ve kumar sitesine 100 TL'mi yatırdım. Ve sonra o 100 TL'yi hiç yerine koyamadım. Bütün amacım, orada geçirdiğim bütün zaman o 100 TL'yi geri yerine koymaktı. Fakat bunda hiç başarılı olamadım. Değil 100 TL'yi yerine koymak, ailemin bana destekleriyle açtığı, benim hayatımı kurduğum ofisimi, çektiğim krediler, eşime takılan düğün takıları, hepsini o kaybettiğim 100 lirayı tekrar kazanmak için kaybettim. Bu öyle bir şey galiba değil mi? Bu tam olarak böyle bir şey. Yani sizi öyle alıyor ki içine, kaybettiğinizi kazanmak için daha fazla oynuyorsunuz. Orada kaybettiğinizi kazanmak için daha fazla oynuyorsunuz. Daha fazla oynuyorsunuz. Yahut da şöyle bir şey oluyor değil mi? Hani kazandığınız zaman da kazandım, bundan daha fazla kazanabilirim duygusu mu geliyor, hırsı mı geliyor? Mutlaka, mutlaka. Çünkü çok kolay bir para kazanma yöntemi diye düşünüyorsun. Adrenalin bir de değil mi? Adrenalin, garip bir adrenalin. Garip yani. Bir adrenalin. Aslında bir heyecan bağımlılığı diyemeyiz buna. Çünkü bir süre sonra gerçekten farklı şeylere dönüşüyor. Bir hırsa dönüşüyor. Dediğiniz gibi kazandığınız takdirde daha fazla kazanabilirim diye kendinizi kandırmaktan başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Toplam kaç para kaybetmişsinizdir bugüne kadar? Yani var mı öyle bir şey kafanızda? Yani hiç bunun hesabını tabii tutamadım ama belki iş yeri, ev. 600, 700, 1 milyon TL olabilir. Yani bir iş yeri, bir ev, bir bütün bir düğün takısı. Çok daha fazladır. Çok daha fazladır muhtemelen, evet. Evli değilsiniz şimdi. Şu an değilim. Peki eşiniz bu durumunuzu biliyordu, bağımlılığınızı biliyordu. Nasıl yaklaşıyordu? Aslında şöyle, eşim benim üniversiteden beri tanıştığımız için ufak tefek bu bahis sitelerine girdiğimi, bahis oynadığımı biliyordu. Fakat size ilk başta anlattığım ve ilk başta hissettiğim gibi o da küçük heyecanlar zannediyordu. Ben hepsini sakladım eşimden. O oynar mıydı? Hayır, asla. Oynamazdı. Hatta şöyle bir şey gelmişti başımıza bir gün evlenmeden önce. Yine sanal bahisten bir para kazandım ve ona yemek ısmarlamak, güzel bir yerde yemek yemek istedim o parayla. Gittik, güzel bir akşam geçirdik, bir yemek yedik. Sonra onu evine bıraktım. Sonra birkaç saat sonra annesi aradı. Çok telaşlıydı sesi, çok korkmuştum.
bana nasıl olduğumu, sağlığımın, sıhhatimin nasıl olduğunu sordu. Ben anlam veremedim ilk başta. Neden dedim, ne oldu, durum ne? Esra'nın eski eşimin çok kötü olduğunu, fenalaştığını söyledi. Koştura koştura hastaneye gittim. Yemekten zehirlenmiş, midesini yıkadılar. Sonra o gün bana hastanede dedi ki, oradan kazandığımı biliyordu parayı. Sanırım senin kazandığın para bize hiç hayır yaramadı. Getirmeyecek. Yaramadı, getirmeyecek de. Dikkatli ol dedi. Sonra hiç ona bir şeyler almadım kazandığım paralarla ama hiç vazgeçmedim de.